Yarın sabah tekrar toplanırız. Bu konuştuklarımıza biraz daha olgunlaşır zaten. Ki biz hafta sonu beraberiz Polonezköy'de. Orada bir tur konuşuruz. Oo, yapma Ömer ya. Polonezköy'e tatil için gidiyoruz biz. Orada da mı çalıştırdın çocukları? Doğru söylüyorsun. Orada biraz güzel vakit geçirsinler. Tamam, çalışmayız peki. Bak iyisiniz yine. Hadi kurtardım sizi. Hadi, hadi. Ulan bir teşekkür etsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Senden çocuklarına bana teşekkür etmiyorlar ha. Etmesinler zaten. O kadar da değil. Ya. Şey, vaktiniz varsa ben biraz sizinle konuşabilir miyim? Söyle. Dinliyoruz. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım'la kavga ettim tamam ama... Ya, konuda da kendimi haklı görüyorum ama... işten çıkarılması çok kötü. Yani ben gerçekten vicdanım hiç rahat değil benim. Senin vicdan yapacağın bir durum yok. İdari bir karar aldık biz. İdari bir karar aldım desen sanki daha doğru olacak. Hem daha sonra düşüneceğiz diye konuşmuştuk değil mi? Efendim? Ha geldi mi? Tamam, aşağıdaki kafeye otursun, biz geliyoruz. Hatta gelmiş bile Ömer. Peki tamamdır, bir konuşalım bakalım. Sen çık, ben geliyorum. Hadi Defne. Defne iki dakika kalabilir mi? Tamam. İyi. Siz nasılsınız? Bugün bayağı yoğun çalışıyorsunuz. Şimdi bu yarınki gezi için ben Şükrü'ye izin verdim. O yarın gelmeyecek yani. Diyorum ki benim arabayla mı gitsek hem baş başa kalmış oluruz. Peki, olur. Yolda konuşuruz hem. Konuşuruz demiştik ya. Tamam. Konuşuruz. Belki oraya da gitmeyiz. Kaçırırım seni. Aa! Tabii. Neyse, siz isterseniz Sinan Bey'i bekletmeyin. Olur bakalım, bekletmeyelim. Yasemin Hanım, ben size o gün öyle davrandığım için çok özür dilerim. Yani o suyu o şekilde öyle suratınıza atmamalıydım. Yani haksız olduğumu söylemiyorum tabii ama adab-ı muaşeret gereği böyle hoş olmadı. Ben haksızdım. Yani sana söylediğim onca şeyden sonra o tepkinde çok haklıydın. Özür dilerim Defne. Özür mü? Evet, özür. Aramıza tekrar hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Oh. Şimdi benim Neriman Hanım'a yetişmem lazım ya. Sinan Bey. Ya benim işim bitti de eğer istediğiniz başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Thank you.
Gelmiyor musunuz? Yok, in sen. Sonunda başardık. Evet, galiba. Geç bakalım. Hı hı. Mor da yakışmış. Teşekkür ederim. Mesajınızı aldım ama tabii cevap veremedim. Malum öksürme krizi tuttuysa demek. Demek çok eğlendirdiysem. Yanında mutluysam demek ki. Hadi geç. Aa, tutun, tutun. Tutun, tutun. Aa, Ömüş ve Kuru Kız. Sen ne kadar yufka yürekliymişsin Ömer. Yasemin'i geri almışsın. Ha, öyle oldu. O da istiyorum ben. Ya, öyle mi? Evet hayatım, özel bir oda. Tamam mı? Son sözüm bu. Koray, şirkete haftada bir gün geliyorsun. Ne yapacaksın odayı? Bir söylesene bana. Hayatım privacy. Sanatçıyım ben. Özel alanım olmayınca hırçınlaşıyorum da. Onu fark ettim. Fark etmek yetmez Ömer. Harekete geç. Move on hayatım, move on. Allah'ım. Resmen yeteneğimi cezalandırılıyor. Yaratıcılığım çökmüş durumda. Bir köşede ağlayan çocuk gibi yeteneğim. Psikolojisi alt üst olmuş durumda yavrumun, yeteneğimin. Allah'ım. Güzel yeteneğim. Güzel yeteneğim. Ömür. Fırtına koptu kopacak. Yavrumla beraber oda istiyoruz biz. Bir düşüneceğim. Oldu mu? Olsun mu? Koray tamam artık. Değil mi Koraycığım? Abi iyi tamam. Geç. Bıdı 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 bıdı. Gitti mi o yani çok konuştu be. Gitti gitti. Biz seni bırakalım Şükrü'yle. Aa yok. Benim başka bir işim var. Ben eve gitmeyeceğim. Başka bir işim var. Hı evet. Ne işin varmış? Yani ben olmayınca ne yapıyorsun? Arkadaşlarına çekirdek çitlemek dışında. Merak ediyorum. Yani böyle çok merak edecek bir şeyim yok. Sıradan bir kızım işte. Yo yo yo. Hiç değil. Ya ben seni çok merak ediyorum. Hiç beklemesek. Hiç konuşmasak. Ben şurada seni öpsem. Manu'daki gibi mi? Gerçi o zaman tanışmıyorduk. Çok kızmıştım. Şimdi? Şimdi kızar mısın? Ay. Gerçekten düşüp bayılacağım ben. Tamam, tamam. Git nereye istiyorsan git. Sorun yok. İyi. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ya neredesin? Ben aşağıda seni bekliyorum. Geldim, geldim. Geldim. Hadi atla. Benim burada bir asistanım. Ah, buradaymış. Hadi gelmiyor musun? Geldim Sinan Bey, geldim. Thank you.
Defne. Ben şeyi açıklamak istedim. Ben Sinan Bey'in arabasına şey diye bindim. Ayıp olmasın diye bindim. Yok yok, sorun yok. Anlıyorum. Yalnız kalamadık. Yol geçmek bilmedi. Ama şimdi yalnızız. Evet. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Ömer. Canım senle olmak istiyor. Ömer. Allah Allah, burası mıydı bu nasıl ya? Ay benim gitmem lazım. Yani nasıl olsa daha iki gün daha buradayız. Yalnız kalırız değil mi? Ay ama nasıl bakış o şimdi yani, ben nasıl gideyim? Yani ben şey için dedim, böyle şirkette laf çıkmasın diye. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Umurumda değil. Ama işte benim için yani sonuçta... Ömer Bey'siniz. Yani şirkette yani siz değil, sen. Şu sizi kaldırsak, Ömer'le Defne olsak... Ömer. Ay yok, yok, benim gitmem lazım. Şey yapalım o zaman. Akşam yemekte görüşelim. Kaçtım ben. Ama bu bana hiç yetmedi. Kendisin. Sabah egzersizlerimi yapıyordum. Baksana, çok formdayım, zindeyim, enerjiyim, hayat doluyum, mihrap benimde, süperim. Günaydın Defne. Size de. Hayırdır, erkencisiniz, uykunuz mu kaçtı? Uyku mu kaldı sanki? Ben nefes alıp verdim bile hissetmiyorum. Tabii, çarpar çarpar, yapar çarpar. Ne çarpıntısı ya? Yok, çarpıntı falan yapmadı, öyle bir şey yok. Ya hayır diyorum, çarpıntı yapar, temiz hava, oksijen yani. O yüzden bünye alışık değil tabii. Evet, evet. Öyle tabii, bünyeler alışık değil. Bir böyle çarpıyor. Evet, önce bir çarpar, insanın nefesi kesilir. Ama sonra alışırsın, alışkanlık yapar. Değil mi Ömer? Bak Ömer alışmış, ha? Oksijen diyorum oğlum, temiz hava falan yani çarpar insanı diyorum. Tabii, bir yerden sonra alışıyorsun. Tabii, alışırsın. Hadi gelin beraber spor yapalım, ha? Bak, hop. Bir, hop, iki, hop, bir, hop, iki. Afiyet olsun gençler, afiyet olsun, afiyet olsun. Günaydın, günaydın. Günaydın. Merhabalar, afiyet olsun. Biz de bir konuşamadık ha. Ne? Ya dün akşam
yemekten sonra bir konuşalım demiştik ya. Evet ya. Kalabalık da çok zor oluyor yani. Biz de daha yalnız kalamadık. Siz? İşte biz yani. Hani sizle biz konuşacaktık ya. Akşam konuşalım dedik, kalamadık ya öyle yalnız. İşte biz. Şimdi yalnız ikimiz kalsak baş başa. Konuşsak uzun uzun. Sonra sen beni tekrar öpsen mesela. Çok güzel olmaz mıydı? Her şeyi benden beklememek lazım. Diyorsun. Yalnız şu an ateş de oynuyorsun. En kötü yanarız, ne yapalım? Sevgili Passionist çalışanları, yani ikinci ailem. Fişek gibi bir projeyle yine karşınızdayım. Önce gölde bir sandal sefası, peşinden ATV'lerle safari macerası. Ne dersiniz? Hadi kahvaltıdan sonra. Anlaşıldı. Yine baş başa kalamayacağız. Ya aslında biz... Ömer, ne diyorsun? Gidiyoruz değil mi? Sinan Hanım, beni biliyorsun ya, hiç safari falan. Boş ver. Ya oğlum, oyun bozancılık yapma işte ya. Ay Ömer, ben de meraklısı değilim ama eğlence olur işte. Hiç. Ya sıcak şimdi, siz gidin orada, kalabalık. Bunalarım ben, biliyorsun. Oğlumca sıcak, kendin diyorsun. Ne yapacağız burada otur otur bu sıcakta? Gözünü seveyim hadi ya. Bak bir şey diyeceğim. Millete de moral yok bura. Ya tamam. Olur abi, gidin siz işte, gidin eğlenin. Ben odaya geçeyim. Hep beraber gidiyorsak gidiyoruz, gideceğiz. Yok öyle şey, tamam hadi. Gelir o, gelir. Hadi hadi. Kahvaltımız bittiyse buyurun göle geçiyoruz. Haydi sandal sefasına. Düşün peşime. Yürüyün. Ömer bak, mısırcılık yapmak yok. Kızlar. Sen de geliyorsun ha. Mecbur geleceğiz. Kaçış yok. Hadi. Defne hadi. Hakikaten Ömer Bey, ben onu iyi akıl edemedim. Neyi akıl edemedin yine? Sinan Bey diyorum yani, onun da Instagram'da çok fazla takipçisi var. Onunla şöyle bir selfie çekilsen, beni takip etse oradan da alır yürürüm ben. Senin aklın hala orada mı? Yok, orada değil, burada. Buradayım ben. Biz çıkalım yine, sana güneş su iyi gelmedi. Ha, çıkalım. Necmi Bey'in neyi aklına geldi, buraya geldik ya? Yemin ediyorum kendim buldum ha. Tabii, protein alas. Ya inşallah Ömer Bey Vedat yüzünden hayata küsmez. Allah! Allah, ben o tehlikeyi hiç düşünmemiştim ha. Zaten hayatta bir küs bir barışık takılıyor. Aa, Ömer Bey kenara çıkıyor. Kıyıya çıkıyorlar galiba. Allah, küstü herhalde. Ay bana mı bozuldu acaba ya? Ben burada kaka kaka kiki. Boş ver ya, zaten dediğin gibi. Bir küs bir barışık yaşıyor ya.